Oğul Bey hoş geldin. Vay ki ne vay. Nasılsın? İyiyim. Her şey yolunda mı? Evet. Çok şıksın, çok... Nasıl diyorlar? Çok coolsun yani. Gözlük, müzlük. Çok cantisin. Biliyor musun canti ne demek? Biliyorum. Ne demek? Yakışıklı demek. Wow. Vay! Ne demek? Yakışıklı demek. Yakışıklı demek. Değil mi? Bizim jüride de var canti. Bizim Ronny Kevin son derece cantidir. Değil mi Ronny? Evet. Özel bir cantiliği vardır onun da. Peki, Eylül sen bir modacısın. Sana daha sonra çokça soracağım ama nasıl buldun Oğul Bey'in kıyafetini, tarzını? Çok güzel buldum. Yani her şey tam tamına olmuş. Bravo. Ki kolay kolay beğenmez yani. Gerçekten. Ve genelde böyle misin yani? Güneş gözlüğün falan hep taktığın şey mi? Evet. Ya soru soramıyorum. Kendimi alamıyorum yani. Peki. Evde en çok kim konuşuyor sormuyorum. Evde kimin borusu onda yok. Evde kim daha çok uyuyor? Anne mi baba mı? Anne. Anne büyük bir hayal kırıklığına uğramış gibi. Hayır, 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 hayır. Evde kim daha çok iş yapıyor? Anne mi baba mı? Baba. Sence annene mi daha çok benziyorsun huyların yoksa babana mı? Babam. Evet, ben de böyle hani her soruya tek kelime cevap verince bir şey geldi aklıma ama... Zaten gelişin A dedim, Adem'in oğlu. Sevgili seyirciler, kolay değil. Stüdyoda bir manken ağırlıyorum. Ve defile başlasın. Haydi bakalım. Kostümlerini. Yani genel olarak beğendim ama bu kombininde bir tane hani sarı şey giymiş ya. Evet. O hani sweet shortlar olur ya. Evet. Öyle bir şey denir. Onu giyebilirdi yani onun yerine. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir kere sen bir şey yapabilir miyim? Lütfen.
Ronin de yakışıklı ben. Ronin de yakışıklı ben. Hadi. Büyük bir dönüş savaşı. Peki Tuana, sen genel olarak nasıl, beğendin mi kombinleri? Bence yaşına göre çok güzel kombinlemiş. Bence süperdi. Bence bu kız çok zevkli. Efendim? Bu kız çok zevkli. Teşekkür ederim. Roni, sen genel olarak nasıl buldun kıyafetlerini, kombinini? Benim fikrim yok. Benim fikrim yok dedi. Neden? Hani... Bir kere... Asla bir şey bak ya. Olsun. Efendim? O sır olsun. Sır olsun. Gelelim sorduğun soruya. Sorduğun soru neydi? Bir daha sorar mısın? Ronin de yakışıklı ben mi? Seyircilere söyleyelim. Ronin, soralım mı? Evet, soralım. Peki. Misafirimizden başlayalım. Oğul Bey yakışıklı diyenler alkışlasın. Herkes kaç tane vurduysa aklında, değil mi? Peki, Roni yakışıklı diyenler? Hemen kimin kazandığını anlamak için sisteme soruyorum, tamam mı? Şu anda alkış ölçerimiz var bizim. Bakalım sonuç ne olacak? 100 üzerinden kaç puan almışsınız? Evet. Evet, ilk evet, Oğul Bey'i alkışladık, doğru. Wow, o kadar yüksek mi geldi? Peki Roni'nin alkışı? Oo! İkisi de 100 üzerinden 95. Peki, ben seni bu şeyde, ne derler, bu defileden sonra Best Model Atlet ilan ediyorum. İşte böyle daha cool oldu. Ve tabii ki her güzele yapıldığı gibi... Oğlum bunu niye koydunuz? Bu Fahrettin'in. Best Model of 10 numara 5 yıldız. Sevgili seyirciler, ödüle gidiyoruz. Azra işaret dili biliyor. Mesela nasıl teşekkür ediyoruz? Bu mu? Bana bunu öğrettiğin için sana... Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük ondur boynunda. 10 numara 5 yıldız devam ediyor. Baban bir trambolin seçmiş, annen de bir VR, sanal gerçeklik gözlüğü. Önce annene söz vereceğim çünkü sonra baban susmayacağı için babana soracağım. Buraya kadar sen şovunu yaptın, sen konuştun, sen kendini gösterdin. Bundan sonra annenle annen konuşacak. Evet, anne, neden sanal gerçeklik gözlüğü alalım? Sanal gerçeklik gözlüğü ol, beni daha çok işine yarar. Ne gibi bir işine yarar? Yani dağarcığını genişletir, işte bakar, izler, her şeyi izler. Oyunlar oynar, film izler, onları da yapar. İlker Bey. Peki. Annemiz sanırım orada birazcık korkudan konuşamıyor. Bana da öyle geldi. Peki baba, neden trambolin? Evde kanepelerin üstünde zıplamayı çok seviyor. Koltukları eskitmesin, bunda zıplasın. Sen evde kanepelerin üstünde mi zıplıyorsun? Evet. Ben de bayılırım. Eve gider gitmez ilk yaptığım şey günün yorgunluğunu atmak için kanepelerin üstüne çıkıp zıplamaktır. Kendimi buluyor, deşarj oluyorum. Sizler de deşarj olmak istiyorsanız lütfen sizler de evlerinizde kanepelerinizin üzerinde zıplayın. Kamu spotu gibi olun. Döşemeci İsmail.
Peki, trambolin ve sanal gerçeklik gözlüğü. Hiç aklında bir tanesi var mı? Birine daha yakın mısın? Birine yakınım. Vay, bir merak ettim onu. Acaba hangisini? Bu dişi. Tamam, dur. Dur. Peki, bu şu anda... Düşeni mi seçti o? Bir dakika, daha tam olarak karar vermedim. Ama galiba annenin biraz konuşması gerekiyor olabilir. Oğul Bey ama... Anne! En konuşman gereken yerdesin şu anda. Anneciğim, hani evde konuşuyorduk. Anne ben babamı düşüreceğim diyeceğim ama seni düşürmeyeceğim. Anne ben babamı düşüreceğim. Bir dakika, meseleye düşürüp düşürmeme olayıyla bakma. Mesele ödüllere odaklan. Ödüller, odaklan. Önünde iki tane ödül duruyor. Şu anda hangisi senin olsun istiyorsun? Bu benim olsun deyip eve götürmek istediğin hangisi? Şu. Manken çocuğun içinden başka bir şey çıktı şimdi. Oğul Bey yapma anneciğim, bak ben de doğurdum anneciğim seni. Ben doğurdum seni. Ne kadar baban yani seni göbeğinde büyütse de ben doğurdum. Anne korkma, sünger var, sünger. Hangisini eve götürüyorsun? Hangi hediyeyi? Hangisini canın istiyor? Anne. Bak anneye babaya, hediyeye bak sen. Hangisini evine götürmek istiyorsun? Anne. Sen bir çocuksun ve bu senin en doğal hakkın. Öyle değil mi? Evet. Of ya. Oğul Bey lütfen. Evet, seçim İlker bitti. İlker abi. Bitti mi? Bitti. İlker Bey ben buraya gelmeden önce programı izlerken bile, başka yarışmacıları izlerken bu platformda, ben televizyon karşısındayken bile gerginleşen böyle soğuk terler döküyordum. Şu anda ben kendim buradayım. Beni düşürmeyelim. Bu sefer değişiklik olsun. Bence beni düşürmeyelim. Değişiklik olsun bu sefer lütfen. Onu hediyeyi seçerken düşünecektik hanımefendi. Şaka yaptım şaka. Belli değil. Belki de ters evet, tamam. Manyel ters manevra yapıyorumdur. Kolunda saat var mı abi? Sizin var. Onu alayım mı ben? Ol! Adem lütfen. Eve de döneceğiz bak sevgilim. Eve gideceğiz buradan. Ademlik bir şey yok. Annene kıyma falan demesi lazım. Adem... Tercih ol beyindir. Ol! Dokuz! Ben çok korkuyorum. Hayır hayır. Gerçekten. Yüzümüzü şöyle dönelim. Düşeceğinizden değil. Oh. Hayır hayır. Ben abartıyorum. Hayır. Ama bir anda açılıyor ya, şu anda bile açılabilir. Yavaş yavaş açılırsa zaten sürtüne sürtüne inersiniz. Onun laps diye bir anda açılması lazım. Böyle bak diye açılacak. Yok, ama ben zaten şimdi hemen düşmem hafif olduğum için. Elbette öyle. Biraz sürtünüm elbette. Yani. Tam ayaklarınızın doğru yerde olduğuna emin olunuz. Kollarınızı oymak açmayınız. Koltuğunuzu dik, öndeki hayır masayı kapalı ve... O yok, o değil ya. Tamam, lütfen. Beş, dört... Üç. Şaka şaka. Oğul Bey bir daha sorabiliriz. Oğul Bey sen kararını verdin değil mi abicim? Evet. Tamam sordum işte. Ya ben Oğul Bey'e kısa bir şey daha söyleyebilirim. Geçti. Neyse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adem Oğul Bey'le konuşur musun sevgilim lütfen? Oğul Bey baban sana bir şey diyecekmiş. De. Seni Evde... Kimin borusu? Kocacığımın. Sevgili seyirciler, son sözleri evde kocacığımın borusu ötüyor oldu. 10 numara 5 yıldız devam ediyor. Eğer bu kapının altında ne olduğunu merak ediyorsanız fox.com.tr'ye başvurun. Karşınızda Azra Şenol. Hoş geldin. Hoş bulduk.